1916'da Erzurum işgal edilmişti. Bakü'den gelen, Azerbaycan'dan gelen yardım heyeti buradaki esir şehrin sesi olmuşlar. Buradan çok sayıda dul yetimi Azerbaycan bölgesine kaydırmış, oralarda barındırmışlar. Kafkas Kartalı deriz. Anadolu'da film, sinema dünyamızda Şeyh Şamil ile alakalı filmlerimiz vardır. Hacı Murat vardır. Hatta Hacı Murat diye Rus edebiyatında bir eser vardır malumunuz olduğu üzere. Biz bu Anadolu dışındaki insanlarımızın Anadolu'daki insanlarımızdan pek farklı olduklarını düşünemiyoruz. Anadolu insanı ile Anadolu dışındaki Türk insanının arasında hiçbir fark yoktur dersem yeridir. Kafkasya Türk dünyasının bir boy aynasıdır. Orada Türk dünyasının her şeyini görebilirsin. Diğer yandan da Kafkasya dünyanın bir kesitidir. Orada her dinden, her dilden, her ırktan kavimler, kabileler vardır. Gerçekten de bunlar dostça, kardeşçe, yüzyıllarca yaşamışlardır. Kafkasya, yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında yaşadı. Kafkasya'nın geniş coğrafyasında başka halklarla iç içe yaşayan Türk boyları, Osmanlı egemenliği sona erince baskıya, zulme, sürgüne uğradılar. Balkanlardan, Kırım'dan, Kafkasya'dan yüz binlerce göçmen Anadolu'ya sığındı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesi altına girdi. Türkiye onlara yer verdi, yurt verdi, aş verdi, iş verdi. Onlar da çok çalışıp Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştılar. Akılları atalarının topraklarında kalsa da var güçleriyle Türkiye'ye hizmet ettiler. Ali Kafkasyalı da o göçmenlerden birinin çocuğu. Çalıştı, çabaladı, başarılı oldu. Türkiye ile beraber tüm Kafkasya'ya hizmet etti. Ben Ali Kafkasyalı, Kars doğumluyum. Şimdi halihazırda Atatürk Üniversitesi'nde Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Son ünvanım profesörlüktür. Çeşitli coğrafyalardaki Türk boylarının Anadolu'ya zorunlu göçü yıllarca sürdü ve göç sırasında çok büyük dramlar yaşandı. Aileler parçalandı, kayıplar verildi, katliamlar yaşandı. Bolşevik ihtilali olunca Ruslar Azerbaycan'ı malum işgal ediyorlar. Beri taraftan da Gürcüler saldırıyor Azerbaycan'a. Birkaç köylü alıyorlar. Bunlar kendi köylerini terk ederek bir 15-20 kilometre içeriye doğru yukarı Salahlı bölgesine gidip konuşlanıyorlar. Ve bir kışı orada geçiriyorlar. Dağ dedikleri çadırlar kuruyorlar. Örtmeler, halı, kilim, arabaları şeyinde bazıları taştan kulübeler yapıyor. Yakın köylerden malzeme getiriyorlar, barınaklar yapıyorlar. Kışı orada geçiriyorlar. Nevruz'a kadar öyle oluyor. 10 yıl dağlarda mücadele veriyor. Tabii bu dile kolay, çok zor. 10 yıl ormanlarda, işte kırsal dağlarla kesimlerde, derelerde ömürlerini geçiriyorlar. Bunlar takip ediliyor, takibe alınıyor. Hatta bazı arkadaşları, dostları ortadan kaldırılıyor, kayboluyorlar. Bunlar bakıyorlar ki bizi yine götürecekler. O zaman toplanıp bunlar ormanda karar alıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'ye geçelim, mücadelemizi Türkiye'de devam ettirelim. Türkiye'ye geçiyorlar. Çok büyük macera, meşakkat. Bu, tabii bunları yaralananı oluyor, şehit olanı oluyor. Çokça aynı babası torpağınca yaşasın, aynı Ali, aynı babası kimi çalışıyordu. Çok çalıştı. Ali Kafkasyalı, Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki köylerinin Rus işgaline uğraması sonucu Kars ilimize yerleşmek zorunda kalan bir ailenin çocuğu. Babasının gözü ve ruhu ölene kadar ata yurdunda kalsa da
oğlu Erzurum'a yerleşir, Kafkasya Türkleri için çalışır. Babamın bir tarlası vardı. Şöyle Kars'ın kuzey doğusunda, yüksek bir yerde. Sonra yıllar sonra anladım niye orada tarla yapmış kendine. O dağın yamacından, tepenin yamacından Kafkasya'nın en yüksek dağlarından birisi olan Göydağ gözüküyor. Gürcistan taraftadır Gökdağ. Biz Göydağ diyorlar onlar. Oraya bakardı, gözünü dikerdi. Oradan esen poyrazı koklardı sürekli. Ve dualar mırıldanırdı. İnşallah Sovyetler dağılacak, biz ata yurdumuza gideceğiz diye dua ederdi. O birer o kardeşlerine de hep diyerdi ki okuyak, okuyak, okun. Bak okumaktan zarar gelmez. Ben de şimdi torunlarımı öyle diyorum. Oğlum bak Alaga Bey'imiz böyle diyordu, okumaktan zarar gelmez. Okuyun. Yok, okumaya da uzağıydı, çalışmaya da. Çok güzel çalışırdı. Ali Kafkasyalı zor şartlarda büyüdü, kendini yetiştirdi, hiç yorulmadan çalıştı. Türkiye ve Türk dünyası için çok önemli hizmetler verdi. Artık onu tüm Türk dünyası tanıyor ve çalışmalarını takdirle karşılıyor. Herkesin kendine göre bir Ali Kafkasyalı tanımı var ama hepsi de çok olumlu ve herkesin kolay ulaşamayacağı bir seviyede. Çok bilgili ve vatanını seven ve bu Orta Asya, Kafkas, Azerbaycan ülkelerine çok ilgi gösteren ve çok seven bir insandı. Bunu söyleyebilirim. Ali Bey bir misyon adamı derken onu bir yere de mahkum etmek doğru bir şey değil. Yani o evet Karslı, o evet Ardahanlı, o evet Erzurumlu, o İranlı, Türkiye'li, nerede Türk varsa, nerede Türk dünyasının bir parçası varsa, bu Sovyetlerin içerisinde de olabilir, müstakil devletler de olabilir. Ali Bey oralarla ilgilenen adeta bir misyon edinmiş kendisine. O zaman 200 küsur öğrencimiz vardı. 14-16 öğretmenimiz vardı. Evet, Vahit öğretmen vardı. Ertan Bey vardı, Fidan Bey vardı. Dürüst, güvenilir, mücadeleci, azimkar, bir şeyler yapmaya gayret eden bir yapıya sahip bir arkadaşımız. Tabii o zaman elektrik yoktu, telefon yoktu, gaz lambası yakıyorduk. Demin dediğimiz gibi böyle varlıklı ailelerde lüks oluyordu. Misafirler gelince biz de lüks yakıyorduk. Diğer yandan tezek sobamız vardı. Ali Hoca'yla 2009'da İran'da, Şiraz'da tanıştık. Kaşgar Türklerini temsil etmek için, onlara hizmet edebilmem için, okumam için beni buraya getirdi. Şunu söylemek istiyorum, sadece ben değil, bütün İran Türkleri, özellikle Kaşgar Türkleri, hocama minnettarız. Ali Kafkasyalı'nın çocukluğu Kars civarında geçmiş. Yoksulluk içinde ve çok zor şartlarda yaşasa da hemen her okulu birincilikle bitirmiş. Tabii bu başarı imkansızlıklar içerisinde gelen bir başarı ama demiştim azim imkansızlığı bertaraf edebiliyor. Elektrik yok, idare lambaları, yeri geldiği zaman işte mumla şey yapmak, evden su yok, çeşmelerden su taşımanın yılları vesaire. Ali Kafkasyalı'nın eğitiminin ileri aşamaları da yine başarılarla geçer. Öğretmen okulu, öğretmenlik ve Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyeliğine giden yıllar boyunca hep başarılı olmuş, çevresi ve öğrencileri tarafından hep sevilmiş, takdir görmüş, başarılarıyla gurur duyulmuş bir kişi. Kars'ta Gazi İlkokulu'nu ondan sonra okuduk. Merkez Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Artvin Öğretmen Okulu'na gittik ama
siyasi olaylardan bizi dağıttılar. Ben Rize Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Söylemesi uygun olmasın, öğretmen okulunu ben birincilikle bitirdim. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü okuduk, 3 yıllıktı o. Onu müteakiben birkaç yıl sonra Erzurum'da lisans tamamladım. Daha sonra yurt dışı sınavını kazanarak Avrupa'ya gittim. Azimden de başka kapasitesi olmalıydı insanın. Bunun çocukluğundan bu kapasitesi var idi ve bilgiye çok maraklı bir insanıydı. Bugüne kadar ne kadar çok bilse, ne kadar bir şeyler bulsa o da kendi sevinir. Ve bu sevinmeyini de öğrencilerden bölüşebilir. O da her kişiye, her hocaya kısmet olmur. Öz sevincini çocuklarla, öğrencilerle bölüşmeye. Gürcistan'da, İran'da bizim komşumuz olduğu için, Kars, Ardahan hattına, Erzurum hattına yakın olduğu için buradaki Türk unsuru aynı zamanda bu bölgenin de bir parçası. Zaten Erzurum kültürü için Kafkas, Azerbaycan kültürünün bir parçası denir. Özellikle fonetik bakımından, dil bilim bakımından Erzurum şivesi Azerbaycan şivesine çok yakındır. Ali Hoca bütün buralarda bir aktördür. Yani o Gürcistan'da da tanınır, İran'da da tanınır, Azerbaycan'da da tanınır. Yani nerede Türk unsuru varsa mutlaka oraya defalarca gitmiş, oradan Türkiye'ye öğrenciler getirmiş, onlara yardımcı olmuş bir insandır. Ali Hoca çok bilgili bir insan. Çünkü gerçekten alanında, halk edebiyatı alanında inanılmaz çalışmalar yapmış bir insan. Nevruz üzerine makaleler yazmış, Kafkaslar üzerine makaleler yazmış. Mesela Nihal Atsız'ın Topal Asker eserini çeviriyor, derliyor Türkçe'ye. Ali Hoca çok mütevazi bir insan. Hani bilgili olmasına rağmen mütevazi ve biz yani öğrencileriyle karşı gerçekten çok sıcak ilişkiler kuruyor. Şöyle söyleyeyim, bize odasının anahtarını verip odamda çay var gidip çay içebilirsiniz diyen bir insan Ali Hoca. Herkes hoca olabilir bence. Ama herkes odasının anahtarını öğrencilerine verip odasını emanet edip sadece odası da değil evini emanet edip gitmez. Öyle bir hoca. Ailesi sadece kendisi değil değerli eşi. Çocukları, herkes öğrencilerine yardımcı oluyor. Sevgili gençler, bugünkü dersimizin konusu Türk dünyası edebiyatında Adil Yakubov. Ali Kafkasyalı, yoğun Türk dünyası araştırmaları, derlemeleri için çok yolculuk eden, Türk dünyasının her köşesini, her köyünü ziyaret eden, bu arada öğrenciler yetiştiren, kitaplar yazan bir bilim adamı. Kişiliği Türk dünyası içinde şekillenmiş ve sahip olduğu bilgi birikimini ve şahsi olumlu özelliklerini de öğrencilerinin önüne sermiş, onları motive etmiş bir insan. Bu çabaları çevresi, arkadaşları ve öğrencilerinde karşılık buluyor ve hepsi kendince bir Ali Kafkasyalı özeti sunuyorlar. Sadece salt bir bilim adamı değil, o bir misyon insanı. Bu bölgeyle olan irtibatını korumak için bu bölgede bir ev satın alıp burada yaşamayı göze almış olması şahsen takdir ettiğim, değer verdiğim ve örnek bulduğum bir meseledir bu. Kendi çocuklarına hangi gözle bakır, aynı gözle de öğrencilere bakıptı. Yani ki öğrencileri de buradaydı, onu yalan konuşabilmerim, heledi. Kendi de söylüyor, nasıl Savaş, nasıl Yavuz benim için, benim öğrencilerim de aynı seviyededi. Mehmet Emin Yurdakul'un dediği gibi, Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yad ayağı bastırmaz. Bak Anadolu bizim anamızdır, anamızın namusudur, ırzıdır. Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırmaz. Ezan sesi duyulan hiçbir yere bir yabancı bayrağını astırmaz diyor.
Ya gazi ol ya şehit diyor evladım, git evladım diyor. Ya gazi ol ya şehit. İkinci, üçüncü seçenek yoktur. Ben görme engelliyim. Ali Hoca hani şöyle söyleyeyim, çok ilgiyle yaklaşıyor bana karşı. Çok ilgileniyor. Herhangi bir sorunum, bir sıkıntım olduğunda direkt bunu gidermeye çalışıyor. Çok ilgili bir insan. Sadece bana karşı da değil aslında. Ali Hoca her öğrencisine karşı ilgili. Hocam bana diyor ki her zaman koş yanıma gel. Her zaman sana yardımcı olabilirim. Ve böyle sıcak, onun sıcakkanlığı, onun yardımseverliği çok güzel bir şey. Ali Kafkasyalı yaptığı çalışmalarla, yazdığı kitaplarla ve hizmetleriyle Türk dünyasında en çok tanınan kişilerden biri. Onlarca araştırma, kitap, makale, şiir, öykü. Kısaca Türk dünyasına dair her şey. Bir ömre sığdırılmaya çalışılan ve eşi benzeri olmayan çalışmalar. Değerli eserler ortaya koydu. Mesela bunlardan bahsetmek gerekir mi bilmiyorum. Mesela Balkan Müslümanları ve Türk dünyası aşık, edebiyata aşık geleneğiyle ilgili kitaplarda imzası olan bir arkadaşımız, bir akademisyen. Ben İran Türklüğü üzerine çalışmaya karar verdim ve başladım. 5 yıl kesintisiz gidip gelip, özellikle hanımımla gidiyordum. Köy köy gezerek İran'ı bir baştan bir başa İran Türklerinin edebi, belge, bilgi dokümanlarını topladım. 6 ciltlik bir kitap yayınladım. İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Üniversitemizin yayınları arasında çıktı. ...1987 yılında ben Azerbaycan'a gitme imkanı buldum. Davet etti akrabalar. Bakü'ye gittim. Ermenistan, Dağıstan, Gürcistan, Azerbaycan'da 71 gün kaldım. Bu seyahatimi de güzel değerlendirdim. Dönüşte istedim ki Azerbaycan'ın analarını Türkiye Türklerine tanıtalım, bildirelim. Çağdaş Azerbaycan Kadın Sanatkarları diye bir kitap yazdım. İkinci bir kitap da Azerbaycan'ın alim kadınlarını yazdım. Bir yıl sonra daha gittim, bir araştırma yaptım. Stalin döneminde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'da tahrip edilen camileri, dini mekanları ve katliamları araştırdım. Kafkaslardan gelen ezan sesleri diye bir kitap yazdım. Türk dünyası çalışmaları sırasında Elçi Bey'le de tanışan Ali Kafkasyalı'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasında önemli katkıları olmuş. Milli İlimler Akademisi'nin el yazmaları fondunda çalışan Ebülfer Elçi Bey ile tanıştım o zaman, 87'de. Daha sonra bu tanışıklığımız dostluğa, dava arkadaşlığına dönüştü. Ve Azerbaycan Halk Harekatı, Halk Cephesi diyorlardı, Halk Cephesi Hareketi başladı. Biz de tabii olarak ona destek verdik. Babamın arzusunu bir gerçekleştirmeye gayret ettik. Ve nitekim de malum Azerbaycan bağımsızlığına kavuştu. Allah'a şükürler olsun. Türk dünyasının tarihini, kültürünü unutmaması, bu birikimin gelecek nesillere aktarılması için harcanan bir ömür. Türk dünyasının bilimi, sanatı, kültürü, kaybolan gelenekleri, edebiyatı. Kısacası Türk dünyasına ait her şey Ali Kafkasyalı'nın araştırma konuları içinde yer alıyor ve bu tarihi, bu kültürü yaşatmak için araştırmalar yapıyor, eserler veriyor, öğrenciler yetiştiriyor. Dış ülkelerden, İran'dan, Azerbaycan'dan buraya gelen aşıklar, aşık şölenlerinin organizesinde özellikle İran'a gidip İran'daki aşık muhitlerini ta İsfahan'a, Şiraz'a giderek Kaşkaylar'a kadar kuzeyde Kumbet-i Kavus'a, Türkmen'e giderek Hürremdere'ye bu tarafta giderek efendime söyleyeyim Tebriz'de ve diğer aşık muhitlerinde birebir temas kurmak suretiyle
onların yaşamlarını, bibliyografilerini alıp getirdi ve buradaki kitaplarında herkesle paylaştı. Fransa'da kaldığım süre, orada dedim ya 5,5-6 yıl çalıştım efendim. Orada malum bizim Türk işçilerimiz gitmişti vaktiyle. Onlar çoluları, çocukları, geniş aileler oldu, nesiller çoğaldı. Onlara ders veriyorduk. Bazılarına zorunlu olarak, bazılarına gönüllü olarak veriyorduk. Onlarla folklor çalışmaları yaptık, müzik grupları kurduk, tiyatrolar çevirdik. Hani milli değerlerini, dil, edebiyatlarını, milli kültürlerini unutmamaları için çok gayret ettik. Bu arada başarılarınızı takip etmeye çalışıyorum. Zevk duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun, Allah var etsin. Biz biriz, yani Kafkaslarla biriz. Dinleri ayrı olabilir, Gürcüler veya mezhepleri farklı olabilir, İranlılar gibi. İran'ın biliyorsunuz doğu tarafı da, yani kuzey tarafı diyelim kendi coğrafyasını nazara alırsak, Kafkasların bir parçasıdır, Türk dünyasının bir parçasıdır. Biz topyekun bu bölgede bir olmaktan başka zaten bir çaremiz de yoktu. Ali Bey de bunun farkında. Onun için bu misyonu çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu saydığım ülkelerin hepsinde Ali Bey tanınan, bilinen bir isimdir. Kafkasya'dan Türkiye'ye uzanan bir göç hikayesi. Kars'ta doğan, Erzurum'da yaşayan Ali Kafkasyalı'nın bütün hayatını verdiği tarihi ve kültürüyle Türk dünyası çalışmaları, yüzlerce makale, araştırma, onlarca kitap, daha önce gün yüzüne çıkarılmamış çok büyük bir bilgi birikimi. Tüm çalışmaları, Kafkasya'nın tarihi, kültürü, edebiyatı, Türklerin ürettiği ama unutulmaya yüz tutmuş birikimi gelecek kuşaklara taşıyabilmek. Ali Kafkasyalı yaşamı, kişiliği, ürettikleri ve geleceğe bıraktığı eserleriyle Türk dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. Anadolu diyoruz, ana yurdumuz diyoruz. Mehmet Akif'in dediği gibi, canımı cananımı alsın hüda, tek beni vatanımdan etmesin cüda diyor burada. Bütün bizim Türk devlet ve topluluklarının tamamının gözü buradadır. Güveneceği yer de buradır. Bizim çok çalışmamız lazım, hem örnek olmamız lazım, hem de ahde vefalı olup hizmet etmemiz lazım. O derin bilgisiyle, görmüş geçirmişliğiyle, deneyimleriyle bize de şu an ilerlediğimiz bu yolda ışık tutuyor. Ya yani tüm bunlar için, bize kattıkları için vizyonunu bize de yeni bir vizyon açabildiğinden dolayı, bu şekilde kullanabildiği için ona teşekkür ederim. İyi ki kendileriyle tanışma fırsatım olmuş, kendilerinin öğrencisi olma fırsatım olmuş. Kilimleri serer otururduk gece karanlıkta. Zaten elektrik şu bu yok. İşte büyükler, dedeler, hacılar otururduk, çay içerdik. Tüfekler ellerinde sabah namazına kadar. Orada sabah namazından sonra gündüz uyurduk. Sıkıntılı zamanlardı, terör zamanlarıydı öyle. Gerçek anlamda bu millete hizmet etmek lazım. Türkiye bizim ana vatanımızdır. Türk dünyasının ana çekirdeğidir. Allah esirgesin, biz buna şöyle derdik, Türk dünyasının son bağımsız kalesi diyorduk. Bu kale bize kapı açmış, kucak açmıştır. İyi ki Ali hocamız var, iyi ki Türkiye'miz var dedim. İyi ki Ali hocalar gibi hocalarımız var.